Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün size bu şekilde bir iğne modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. O çok fazla istek alan bir modelimiz. Herhalde 2020'de en çok istenen model bu oldu sanırım. Adını da korona mı koysak arkadaşlar? Şöyle küçük küçük şuraları böyle çiçekleri andırıyor sanki resimlerini. Neyse arkadaşlar, şimdi modelimizin ta çevrilmiş halini göstereyim. Bu ara suyumuz 3 kirpiğin ortasında çiçeğimiz ve bir de yaprak uçlarında arkadaşlar bu şekilde. Aynı orada ne varsa fiyonklarımız küçük çatal iğnesiyle veya da minik bir filkete ile yapabiliriz arkadaşlar bu fiyonklarını. Bu şekilde kelebeğimizin antenlerini her şeyini birebir aynısını çevirdim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar incilerimi görüyorsunuz ve bu yaptığım minik incili çiçeklerimi de görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu minik incir çiçeklerimi görüyorsunuz. Bu incileri bu arkadaşlar bir tane geçirdim ben ipime. Başlamadan önce bu şekilde ilk önce incimiz ipimizi diziyoruz. Sonra arkadaşlar çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Şimdi 12 tane zincir çekerek başlayalım. Bu 1 2 3 4 5 6 şöyle hafif kapatıyorum sonra sıktıracağız 7 9 10 11 ve 12 12 tane bu şekilde zincirimi çektim arkadaşlar bakın buradan ikinci zincirimin içine giriyorum boş bol olan yerden girdim bir tane ilmek aldım onu da tığımdakinden geçirip bu şekilde buraya bir yuva yaptım şimdi arkadaşlar bakın bu soldaki ipi çekerek yuvam bu şekilde darattım bakın ikinciye başlamıştık bu şekilde bir tane halkamız oldu ve üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Şimdi parmağımızda incimiz vardı ipimizde daha doğrusu. Bu şekilde onu çektiğimiz zincire kadar kaydırarak getiriyorum. İlmeğimi çıkardım. İncimi şu şekilde arkadaşlar arka tarafından tutturdum. Bu çıkardığım ilmeği tekrar tığıma takıp İncimin arasından ilmeğimi geçirip incimi zincirimin üzerine doğru ittirdim. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi bunu bu halkanın içine bakın arkadaşlar bu inciyi bu halkanın içine yerleştireceğiz. Ilmeğimi şöyle halkanın bakın tam ortasından sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın tam ortasındaki yere de şöyle sola doğru incimi ittirip şöyle atamadım arkadaşlar bu şekilde tam ortasına yerleştir çok kolay aslında arkadaşlar bir de kameradan bakıyorum siz birebir çıplak gözle hemen yaparsınız şimdi 3 tane zincir çekiyorum buraya bakın bu şekilde 3 zincirimi kirpik olarak buraya sahte sık iğne ile kapattım bu bir yine 3 zincir yine bu aradan girdim incimin hemen dibindeki yerden bu iki 3 zincir bu şekilde ilmek alıyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum şöyle yavaş gösteriyorum ki arkadaşlar daha anlaşılır olsun 3 zincir bakın Yine bu taraftaki sağ taraftaki ortaladığımız yere sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir buraya sabitledim bu şekilde. Ve sık iğne ile tutturdum. Evet 5 tane oldu arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki yeri görüyorsunuz tam ortaladığımız inci için çektiğimiz inci. Şimdi bu tarafına 5 tane yapıyoruz. 3 zincir bu şekilde bakın yuvanın içine 3 zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim Evet arkadaşlar yine 3 zincir 2 oldu aklımda Ocaktaki melemende arkadaşlar hemen motifi yapıp onu bir karıştırayım. 7 8 Buraya beşer tane arkadaşlar sağ tarafa beşer tane de sol tarafa bakın bu şekilde minik kirpikler yapıyoruz. Sahte sık iğne ile kapatıyorum. Ve şöyle aralayıp arkadaşlar sonuncu kirpiğimi de bu şekilde buraya tutturdum. Şöyle dibine bir tane de zincir çekiyorum koparmadan önce. Çok hoş oldu arkadaşlar bakın. Hemen ipimi şöyle en dibinden koparıp bunu buraya arkaya yakıp geliyorum arkadaşlar. 8 tane ara suyu arkadaşlar. üç tane de yaprağımız için bu şekilde ara mesafesini verip toplamda 11 tane ara mesafesi vermiş oluyoruz. Yani kıy battı mesafesi vermiş oluyoruz. Şimdi bir zincirimizle dönelim. Şöyle ters tarafına ve sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Bir tane arada bırakıp arkadaşlar boş. İkincinin içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum yuvamı 2 zincir çekiyorum ve şöyle düz yüzüne dönüyorum hemen bir defa tığımın başına doladım yuvadan girip bir ilmek aldım 2 2 olarak bu şekilde bir tralzan yaptım tığımın başını iki defa doladım yuvaya girdim şimdi arkadaşlar bu yaprağın püf noktası Bunları sıkı sıkı alarak bu şekilde böyle tırtıklı kalın bir görünüm vermek. Şimdi tekrar 3 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. Bir tane ilmek aldım. 2 2 2 2 Bu şekilde 4 tane trabzanımız oldu. Tekrar 4 defa her trabzan yapış dolama sayımızı bir tane artırıyoruz. Yine yuvanın içine girdim. ki 2, 2 Bakın sıkı sıkı. Hiç bol çekmiyorum arkadaşlar. Aynı urgan ipi gibi bu şekilde sıkı sıkı yaparak aralarında mesafe bırakmadan yaprağımı yaptım. Evet. Şimdi arkadaşlar 5 defa doluyorum. 2 4 ve 5 5 defa doladım yine 2 şöyle en dibinden sıkı sıkı bakın 2 2 2 2 2 2, 2 alarak bu şekilde sonuncu trabzanımızı da yaptık şimdi arkadaşlar bakın şuraya şöyle sıkı sıkı bir tane zincir çekelim. Başına alalım incimizi ve şöyle yine ters düzüne bakıp şu kopardığımız yer bakın arkadaşlar bu tarafı da düz yüz. Düz yüzü değil şu taraftan yaparsak bu sola doğru olan yerden kirpiğimizin arasından bu şekilde giriyorum. Sık iğneyle Şöyle bir zinciri de çekiyorum arkadaşlar. Fazla aralık bırakmayın. Hiç çekmeseniz de olur. Daha sıkı yapışkan olur. Bakın trabzanı son yaptığım trabzanımın arasına girip sık iğne ile buraya bir zincirimi sabitledim. Şimdi arkadaşlar bu geriye kalan kısmını da aşağı doğru bu şekilde sık iğne yaparak ineceğiz. Toplamda 9 tane alıyor arkadaşlar. Girdiğim ilmek aldım. 3 girdim ilmek aldım 4 şöyle sıyıralım yaptıkça sıyıralım 9 taneyi alır bu 5. bu 6. 7. 8 ve 9. bu şekilde bakın arkadaşlar 9 tane sık iğneyi yaptım 10. sık iğnemi yine yuvada yapıyorum Şöyle, onu da yaprağa doğru yaptım. Sık iğneyi çekiyorum. Bir zincirimi çektim, ipimi uzattım. Aparat olarak her zaman benim sevdiğim boyut arkadaşlar. Kırmızı kalemle de yapabilirsiniz bu boyutu. Ne büyük ne küçük tam karar. Bunun verdiği ilmek boyutu güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde e taktım kalemimi. Şimdi yine buradan iki tane zincir alıyorum. Şöyle tekrar bir iki zincirimi çektim dibinde ve taktı iki tane buraya kelebeğimizin kulağını yapacağız arkadaşlar bakın yine buradan bu şekilde bir iki üç kendi çıktı arkadaşlar bu şekilde boyutu hazır şimdi buradaki yaprağın aynısını buraya da yapıp Sonra arkadaşlar ucuna da tabii ki yaprağımızın bitiminde bu şekilde incimiz incili çiçeğimizi takalım. Aynı işlem. Şimdi ben bunu tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar aynısı gibi öbür yaprağı da yaptım. Şimdi bakın burada kalemle yaptığımız iki tane ilmek var. Şöyle baştakine girip bir tanesini size göstermek istiyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Dibine bir tane de zincirimi çektim. Şöyle ipimi uzattım. Bu şekilde dibinde bir zincir çekerek uzatarak ilmek toplayacağız. Toplamda altı tane arkadaşlar. Orta ideal altı ilmek iyi. 8 falan fazla oluyor. Güzel durmuyor. Kaç oldu? 5. Şöyle bir tane daha yapalım. 6. Bakın. 2. 5 olmuş. Allah. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Her şey misafir arkadaşlar. Göz misafir, saç misafir. Her şey bu şekilde. Şimdi hepsini birden topladım. Bakın. Buraya Şimdi tekrar bir tane daha giriyorum şöyle. Sert ipi koparmadan önce güzel bir tohumumuz olsun. Şöyle bir zincirde çekip buraya şöyle dibinden ipimi koparıyorum. Bakın. Kelebeğin anteni gibi oldu arkadaşlar. Şimdi bunun ucunu şöyle yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunu küçük çatal iğnenin ucu kesik çatal iğne ile yapıyordum. Bulamadım. Kırık şemsiyenin telini arkadaşlar eğip bu hale getirdim. Siz de kendiniz kendi filketenizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan şöyle bir ilk önce ipimi tutturuyorum parmağımın arasına ve buraya 10 defa ilmek sarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 defa sardım şöyle. Tuttum. Şimdi arkadaşlar bakın bu iğnemizi şu uç kısmından hepsini alacak şekilde bu boşluktan geçirdim. Ve bu filketiye saralı olan ipi iğnemin üzerine arttım. Bakın bu da iğnemin arkasında olan ipim. Bunu da şöyle iğnemin altından üstüne doğru ardıp şöyle ipimi öne doğru çekiyorum arkadaşlar. Bakın tam ortasına gelecek şekilde şöyle tutayım net olsun. Tam ortasından bakın şöyle sık iğneyle sattım. Arkadaşlar eliniz alışkın değilse yaptıkça alışır. Pes etmeyin yeter ki yapmaya çalışın. Şimdi bunu bir tane daha yapıp işimizi sağlam alacağız. Bu benim biraz boyu kısa siz daha uzun iğne ile yapın arkadaşlar. Bu benim iğne uyası iğnem. Bakın zaten ipin altından girdiğim için iğnemin üstüne gelmiş oldu ipimiz. Ben sadece şu iğneme takılı olan ikili ipi alıyorum. Böyle iğnenin altından bakın, şöyle pardon, altından üstüne doğru bu şekilde arttım. İpimi öne doğru, şöyle uzun sapladığım için öne doğru çekiyorum arkadaşlar. O zaman karışma olmaz. Bu da ipimin yani iğneme takılı olan ipim. Bu şekilde sıktırıyorum. Evet. Fiyonkumuz hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle dibini iyice oturtturduk parmağımızla. Bunu şöyle öne doğru çatal iğnelik gibi şöyle sıkabilirsiniz de öne doğru direkt bu şekilde çekip alabilirsiniz. Ve minik bir buraya bir fiyonkumuz oldu arkadaşlar. Bakın. Şunu da şuraya bir yakalım. Evet arkadaşlar bu ortadaki bakın bir tane kalan yeşil yuvamızın içinden iğnemle geçiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın bu ortadaki hani bir tane boş bıraktığımız yuvanın içine bu şekilde fiyongumuzu buraya dikeceğiz arkadaşlar öyle yapayım rahat bir şekilde dikişimizi yapalım. Ve üzerinden bir tane sarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sarmayabilirsiniz de. Ve arka tarafına geçişimi yapıyorum. Buradan ortaya bu şekilde dikiyorum. Şöyle onu buraya tutturuyoruz yani arkadaşlar. Şimdi benimki örnek amaçlı olduğu için fazla tutturmasam da önemli değil. Ama siz bunun tepesinden 2-3 defa geçin arkadaşlar. Bakın şu şekilde çıkın arkadan içeri. Bu şekilde aralıktan arka tarafından geçin ve tam orta yerinden şekilde geçiyoruz bunu buraya tutturup şöyle arkasına da Arkadaşlar bu şekilde bir iki defa geçip ilmeğimizi buraya bu şekilde sabitleyelim Şu elim çarptı kameraya da Arkadaşlar şimdi şimdi iğnemizi çıkardık ama ipi elimle alayım siz iğneyle geçin arkadaşlar bunu buraya bu şekilde şöyle yine kesip yakalım Evet arkadaşlar modelimi bitmiş hali bu şekilde ara suları incili çiçeğimiz ve arkadaşlar bakın buradaki fiyonkumu 10 defa sardım Buradaki 8 defa sardığım için daha minik durdu arkadaşlar. İsterseniz filketinize 8 tane de sarabilirsiniz ip sarmasını bu şekilde küçük fiyonk istiyorsanız. Eğer fiyonk biraz büyük olsun diyorsanız büyük olduğu halde bakın arkadaşlar deliğimiz tam kapanmadı ama bu şekilde de yani hoş durdu. Evet. O delim bu. Yine şöyle tekrar bir kere daha tutayım arkadaşlar. Arkadaşlar elimden geldiğince sizler için bu şekilde emek veriyorum. Siz de emeğimin karşılığı olarak sadece izleyip geçmeyin. Beğeni yaparsanız de arkadaşlar YouTube ön sıralara çıkarıyor. O yüzden izlediğiniz için yorum yapmasanız da beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Modeli bu şekilde. Elimden kalk geldiği kadar böyle size düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. İğne oyasında ne varsa biz tığcılarda da olması için bu şekilde tasarlıyorum arkadaşlar. Evet modelim bu. Şimdi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone değilseniz şayet abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.